Herkese merhaba. Kendinizi özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaşıyorsanız ben Şemlen Bolkan. Yaşamınızı dönüştürecek sırları burada paylaşıyorum. Ve ilham veren hikayelerle de yolunuzu daha fazla, daha net, daha motive bir şekilde şekillendirmenize hizmet etmek istiyorum. Evet, bugünkü konumu aslında hemen herkesin ilgi alanına girebilecek bir konu olarak belirledim. Çalışma hayatında olan ya da çalışma hayatına atılacak olan hemen herkesin gündemine zaman zaman girmiş veya da girecek olan bir konu. Yaptığın işi sevmek ya da sevdiğin işi yapmak. Şimdi bununla ilgili çok ilham verici bir hikaye paylaşacağım. Hikayeyi anlatmadan önce size şu soruyu sormak istiyorum. Sevdiğiniz bir iş mi yapıyorsunuz? gerçekten kalben, motive olarak kendinizin yüzde yüzünü verdiğinizi hissettiğiniz, enerjinizi yükselten, yeteneklerinizi tam anlamıyla kullandığınızı fark ettiğiniz ve dünyaya hizmetinizi vermek için geldiğinizi düşündüğünüz, amacınızı gerçekleştirebildiğiniz bir işim yapıyorsunuz. Yaptığınız iş sizin seçiminiz mi yoksa kader mi sizi o işe yöneltti ve siz fark ettiniz? Eğer soruların cevabı Evetse çok şanslısınız ve siz birçok sırrı çözmüşsünüz demektir. Ama ben yaptığım işi sevmiyorum ya da sevdiğim işten çok uzaktayım, başka bir işi seviyorum ama şu an başka bir işi yapıyorum diyorsanız da lütfen bu yayını dinleyin, bu hikayeyi dinleyin. Bu hikayenin sizin sonunda size soracağım başka sorular olacak ve belki de belki de her gününüzün önemli bir vaktini ayırdığınız işinizle ilgili çok başka bir bakış açısına sahip olacaksınız ve sizin için sevdiğiniz iş çok yakınınıza gelmiş olacak. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi Hikayemiz İtalyan bir kasapla ilgili. Biliyorsunuz ben gerçek hikayeleri anlatıyorum size. Bu İtalyan kasabımızın ismi de Dario Cecchini. Şimdi Dario Cecchini günümüzde hala Toskana bölgesinde kasaplık ve restoranlık yapan aslında kasap şef diyebiliriz. Onu ayıran özelliği kasaplığını bir restoran havasına çevirmiş ve gelen misafirlerini Çocuksu bir neşeyle ve zevkle ağırlıyor olması, işini çok seviyor olması. Yani kasaplığı ve insanlara et yedirmeyi çok seviyor olması. Ve günümüzde e, hatırlarsanız Deli Dana'nın meşhur olduğu bir dönem vardı. Bütün... E, Büyükbaş hayvanlar deli dana hastalığına yakalandığı için telef oluyordu. Ve bu dönemde kendi sesini duyurmayı başarabilmiş bir kasap Dario Çeçini. O hayvanların armağanının en değerli şekilde sunulmasını hizmet etmeyi kendisine misyon edilmiş ve bu yönde de sesini duyurmayı başarmış bir kasap. Çok yetenekli bir kasap ve usta şefler arasında gözüküyor yaptığı yemeklerle. Şimdi isterseniz hani İtalya'ya gitme fırsatınız olursa, Toskana bölgesine gidebilirseniz onun restoranını veya kasap dükkanını ziyaret edin derim. Şimdi onu bu ayıran özelliğine kadar hayatı aslında pek de hani ben kasap olacağım ve insanlara sağlıklı ve çok güzel etler yedireceğim misyonuyla oluşmuyor. Yani yola bu şekilde çıkmıyor. Asıl olmak istediğim mesleği duymak ister misiniz? veterinerlik. Evet, birbirine ne kadar zıt bir meslek grubu değil mi? Bir yanda e, hayvanların yaşamlarını e, sağlıklı sürdürebilmelerine hizmet etmek için, yaşamlarını onurlandırabilmek için bir veteriner olmak var. Diğer yanda hayvanların yaşamlarını elinden alan bir kasaplık mesleği var. Veterinerliği arzulayan bir insan nasıl olur da kasap olur? Hadi kasap oldu Nasıl olur da kasaplıktan zevk alır, değil mi? Evet. Hadi ben size hikayeyi anlatayım. Siz de nasıl olduğu konusunda kendi fikrinizi edinin. Şimdi Dario Checcini aslında kasap Babası kasap ve bir İtalyan ailede dünyaya geliyor ve şöyle bir şey var yani çok güzel çok tatlı bir çocukluk geçiriyor neşeli bir çocukluk geçiriyor ve o çocukluk dönemlerine ait hatırladığı bazı şeyler var mesela babası kasap fakat eve gelen etler hep müşterilerin tercih etmediği etler yani bir dananın ayağı midesi kulağı burnu dili biftek alıyor müşteriler ağırlıklı olarak. Geriye ne kalıyorsa onların evinde de Dario Çeçinli'nin ailesinin evinde geriye kalan etler pişiriliyor. Bunu pişiren de babaannesi ve çok lezzetli şeyler yapıyor. Yani ama hep şunu merak ediyor. Yani acaba biftek nasıl bir şey? Çünkü hiç çocukken tatmadığı, yemediği bir şey. Ve babası Gerçekten yetenekli bir kasap ve ona işinin ustalıkları ile ilgili küçüklükten bir şeyler öğretmeye başlıyor. Fakat Dario'nun en çok sevdiği bölüm babasıyla geçirdiği zaman içerisinde o kasaba gelen etleri sağlayan çiftlikleri git yaptıkları ziyaretler. Zaten o veteriner olma isteği o gezilerde o içinde filizleniyor. Yani o hayvanlara bakmak, o hayvanları sağlıklı ve iyi kılmak, mutlu olmalarını sağlamak motivasyon sağlıyor, misyon sağlıyor. Bir inekle göz göze geldiğinde onun da gözü olduğunu kendisi gibi baktığını fark ediyor ve ona yaşam hakkını en iyi şekilde vermeyi arzuluyor büyüdüğünde. Bir noktada ailesinin en güzel yemekleri yaptığı, o sofraları hazırlayan bir de annesi var. Rol modeli olarak annesi de o hazırlanan sofraları, babaannenin yaptığı et yemeklerini en neşeli şekilde yenmesini sağlayan önemli bir figür onun hayatında. Çocukluk döneminin en önemli trajedisini annesini kaybettiğinde yaşıyor. Annesi bir hastalıktan dolayı vefat ediyor ve Dario aslında hayattaki ilk yoksunluğuyla karşılaşıyor. Daha sonra eğitimine devam ediyor ve hayal ettiği gibi veterinerlik fakültesine okumaya başlıyor. İlk yılı huzurlu, amacına hizmet eden bir yerde olduğunu bildiği için son derece kendini başarılı ve keyifli hissettiği bir yıl olarak geçiyor. Fakat bir gün kütüphanede derslerine çalışırken kız kardeşi onu arıyor ve diyor ki babamız hasta, acilen eve gel. Ve eve gittiğinde babasını kaybediyor ve ailenin tüm sorumluluğu bakımı her şey her şey artık Daryo'nun üzerine kalıyor çünkü babası tüm birikimlerini annesinin yani eşinin hastalığında e, kullanıyor. Dolayısıyla Daryo'nun veterinerlik eğitimle devam edebilecek herhangi bir kaynağı ya da desteği kalmamış oluyor. Bu şekilde Dario gerçekten dünya başına yıkılmış bir şekilde hem babasını kaybetmiş hem de çocukluk hayali veteriner olma isteğine hizmet eden o eğitim hakkını kaybetmiş bir şekilde kasabasına dönüyor, önlüğü giyiyor ve tezgahın arkasına geçiyor. Düşünsenize, yani Astronot olmak isteyen birinin madenci olmasına benziyor. Yaşadığı çok büyük bir yoksunluk. Zaten ilk yıllarını anlatırken tam bir zindandaydım diye tarif ediyor. Yani yaşam vermek istediğim hayvanları öldüren bir tezgahın başındaydım ve yaptığım işten de kendimden de hiç hoşlanmıyordum ve hayat benim için bitmiş gibi bir şeydi diyor. Ve o noktada artık bir üstelik hani satış da yapamıyor. Çünkü mesleği güzel icra edemediğini fark ediyor. Etleri yerine ellerini kesiyor ve böyle gerçekten kendisini hiç yetenekli olmadığı, hiç de yapmaktan zevk almadığı bir işin içerisinde bulmaktan aşırı mutsuz hissediyor. Fakat bir çıkış yolu da bulması lazım. O zaman babasının ona tembihlediği bir nasihatı geliyor aklına. Eğer ki yanında ben olmazsam ve danışacak birine ihtiyaç olursan lütfen e, bizim işte aile bir aile dostun ismini söylüyor ona git. O kişi de babasının et seçiminde yardım eden bir usta. Onun yanına gidiyor Dario ve çıkmazını anlatıyor. Diyor ki yaptığım işi sevmiyorum. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben can verecekken can alıyorum. Veteriner olacaktım. Şimdi kasabım. Ve bunu dinleyen ustası onu çiftliğe götürüyor. Et sağladıkları çiftliklerden birine. Ve hayvanları izliyorlar birlikte. Ve diyor ki hayat tamamen yanlış anlamlandırıyorsun. Bir kasabın görevi hayvanın canı almak değildir hayvanın hediyelerini, armağanlarını onu onur edecek şekilde insanlara sunmaktır. Ve bu çok önemlidir. Ve Dario bunun üzerine biraz düşünüyor. Bunu nasıl yapabileceğini biraz tartıyor kendi içerisinde. Yeniden anlamlandırmanın bu mesleği mümkün olup olamadığını tartıyor. Ve şöyle bir şey fark ediyor. Evet, ben bir hayvanın hediyelerini en iyi şekilde insanlara sunabilirim. Yaşamını onurlandırmakta görev alamasam da öldükten sonraki zamanda o bedenini, hediyelerini insanlığa sunarak onun ölümünü onurlandırabilirim. Ve bu da beni bir noktaya kadar tatmin edebilir düşüncesiyle hareket ediyor ve insanlara hayvanların her bir zerresini, tırnağına kadar sunmak için yollar düşünmeye çalışıyor. Çünkü insanlar kasaba geldiklerinde almak istedikleri tek şey işte hayvanın butu, biftek tarafı vesaire, pirzolası. Başka bir şeyle ilgilenmiyorlar ve gerçekten hayvanın bütünüyle ilgili hediyeleri paylaşmak isteğine karşılık göremiyor ve bunun üzerine düşünmeye başlıyor eğer ben gerçekten bu varlığın bu canlının hediyelerini onurlandıracaksam dünyaya sunacaksam gerçekten kıymetinin her bir yandan takdir edilmesini bilinmesini sağlamam lazım eğer insanlar bundan nasıl faydalanacaklarını bilemiyorlarsa benim onlara göstermem lazım diyor ve kocaman sofralar kurmaya başlıyor dükkanında. Ve o dükkanda o kıymetli canlıların işte insanların tercih etmedikleri burnu, dili, kulağı, ayağı neyse babaannesinden ne öğrendiyse o şekilde pişirmeye başlıyor ve sofralar kurmaya başlıyor. Ve insanlar o sofralara gelip o lezzetli yiyecekleri yedikten sonra gerçekten e, ne kadar az bir şeyden faydalandıklarını ve bir hayvanın ölümüyle büyük bir kısmını ne kadar israf ettiklerini fark ediyorlar ve Dario da şunu fark ediyor. Evet o o sofralarda çok büyük bir neşe duyuyor. İnsanlarla birlikteyken çok büyük bir neşe duyuyor. Tıpkı ailesiyle yaşadığı o kalabalık sofralar gibi. Tıpkı babaannesinin yaptığı o lezzetli yemekler gibi. Tıpkı annesinin e, ortama kattığı bir kutlama enerjisi gibi ve babasının kasaplık yeteneği gibi her şeyi o sofraya getirebiliyor. Ve o sofradan, onun parçası olmaktan, o sofrayı yaratmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyor. Ve kendi yerini yeniden anlamlandırabildiğini hissediyor. Ve kasaplık mesleği İtalya'da onun sayesinde yeniden ayağa kalkıyor ve yeniden anlamlanıyor. Ve e, bu bakış açısıyla Dario şunu söylüyor. Ben belki bir hayvanın yaşamını onurlandırmak için yola çıkmak istemiştim ama ölümünü onurlandırmak görevi bana kaldı ve ben de bunu en iyi şekilde yapmayı seçtim ve bunu yaparken de aile mirasımı kullandım ve aile mirasımı kullanırken de enerjimin gerçekten yükseldiğini ve gerçekten anlamlı bir şey yaptığımı hissettim. Evet, Dario Çeçeni şu an gerçekten kendisi için yeniden anlam yaratabilmiş, yaptığı işi sevmeyi öğrenebilmiş bir insan. Şimdi bu bakış açısından baktığınızda kendi yaptığınız işi tekrar bir masaya yatırsanız. Size şunu sormak istiyorum. Eğer yaptığınız işi bu hikayenin başında sorduğum gibi sevmediğinizi, düşündüğünüzü ifade ettiyseniz neyi yapmayı tercih ederdiniz? Hangi mesleği yapmak sizi gerçekten hayatta anlamlı bir yerde durduğunuzu işaret ederdi? Onu bir cevaplayın isterim. Çünkü hayat bazen bizim kendimizi konumladığımız yerden çok başka bir yere kendimizi konumlamamız için rota değiştirir. Bizim kontrolümüz dışında bazı olaylar gelişir ve biz kendimizi bir yerde bulurken başka bir yerde olmak zorunda hissederiz. Bu bir karar değildir. Bu bir seçim değildir. Bu bir zorunluluktur. O zorunluluk anlarında aslında hayatın bizden istediği bir şey vardır. Victor Wolf'un çok sevdiğim bir kitabı vardır. Ya insanın anlam arayışı diye. Herkesin okumasını çok tavsiye ederim. Okumadıysanız eğer ve orada şunu söyler. İnsan hep hayattan ne alacağını düşünür ama aslında bazı zamanlar vardır ki çok kritik zamanlar. İşte o zaman kendisine sorması gereken soru şudur. Ben hayata ne verebilirim? Hayat benden ne istiyor? Evet, o zorlu rota çevrilişler. Mesela e, iş hayatında, kurumsalda çalışırken de, işten çıkarılan bir insanla karşılaştığımda hep şunu düşünürdüm. Hayat ondan bir şey istiyor. Yani burada olmaması ama başka bir yerde olmasını istiyor. Başka bir yerde çok daha iyi bir şey onu bekliyor. Ve acaba o bunu bulabilecek mi? Hep bunu düşünmüşümdür. Ve gerçekten çok olağanüstü e, noktalara ve keşiflere, kendisiyle ilgili farkındalıklara ve çok daha anlamlı ve kazançlı işlere giden insanlara tanık oldum. Ama çoğu zaman da aklı geçmişte kalmış, bulunduğu yeri sorgulamaya bırakmış ve geçmişte olanı yad etmekten ileriye gidememiş insanlarla da karşılaştım. Ve hatırlarsanız benim ilk kitabım Tutku içindeki Süper Güç aslında insanın dünyaya vermesi için geldiği hediyelerini sunabileceği, işi nasıl bulacağı, nasıl keşfedeceği, nasıl hayata geçireceği ile ilgili. Ve şimdi ben size gerçekten kendinizi bulunduğunuz yerle ilgili tekrar sorguladığınız bir noktadaysanız o anlamı ve konumu nasıl tekrar şekillendirebileceğinizi yani kısaca hani çok da karmaşık olmaya gerek yok. Yaptığınız işi sevmeyi nasıl başarabileceğinizin böyle tüyolarını paylaşmak istiyorum. Evet, ilk sormak istediğim soru şu size. Eğer şu an bugün yaptığınız işi yapmasaydınız, gerçekten olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz iş ne olurdu? Buna bir zaman ayırıp cevaplayın. Eğer buna bir cevabınız varsa o işte sizi tatmin eden şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz yani o işin misyonu sizin varlık amacınıza hizmet eden yönü neydi hangi hizmeti vermekten o iş aracılığıyla çok mutluluk duyacağınızı düşünürdünüz onu da not alın lütfen ve sonra dönün çocukluğunuza bakın çocukluğunuzdaki en neşeli anlar neydi? Neyi yaşamaktan, paylaşmaktan e, hoşlanırdınız? Şöyle bir geçmişe gitmeye kendinize izin verin ve en neşeli, mutlu olduğunuz an ve anıları hatırlayın. Ve bu anıların içerisinde sizin için değerli olanın ne olduğunu sorgulayın. Ve devamında tabi bunları böyle arka arkaya değil kendinize gerçekten vakit ayırarak yapmanızı istiyorum. Ben arka arkaya sayıyorum ama bunu daha anlamlı bir vakit ayırarak kendinize yapabilirsiniz. Ee, ve çocukluğunuza ait sizin için hayranlık uyandıran aile figürleri, ilham veren kişiler, otoriteler kimlerdi? Onları, onlarla neyi yapmaktan, paylaşmaktan, onları neyi yaparken onları izlemekten zevk alırdınız. Bunlara da bakın. Aile mirasınıza bakın. Atalarınız kimler? Anneniz, babanız ne yapıyordu? Yaşamını nasıl sürdüren bir aileydiniz? Bu ailenin kendi içindeki görevleri nelerdi? Bu aileye sahip olurken yaşadığınız neşe nereden geliyordu? Yani aileden de aldığınız miraslar var mı? Neleri almak isterdiniz o ailenin yaşantısının içinden? Neyi sürdürme hoşunuza giderdi? Onlara da bakın. Ve bugün neleri yapsanız, işinizden bağımsız konuşuyorum, ne yapsanız Kendinizi tekrar çocukluk neşenizde hissederdiniz. Yaptığınız hangi şeyler sizi çocukluk neşenize, o sahip olduğunuz keyifli anlara götürürdü? Ve bir sonraki acaba o yaptığınız şeyi, sizi çocukluk neşesine götüren şeyi bugün sahip olduğunuz işin hangi alanında kullanabilirsiniz? Gerçekten bir yolu vardır. Dikkatle bakın. Yani mutlaka mutlaka bir yolu vardır hayatta e, amacı farklı bir yönden görüp değerlendirecek ve onu bulunduğunuz yere yapmış olduğunuz işi adapte edecek başka bir bakış açısı mutlaka vardır belki muhasebecilik yapıyorsunuz ama ressam olma hayaliniz vardı ve e, o ressam olma hayalinizde sizi e, mutlu eden şey neydi yani o çizimleri dizle neyi gerçekleştirmek sizi tatmin ediyordu. Yani amaç farklı bir şeydir, yaptığınız şey farklı bir şeydir, tutku başka bir şeydir. Bunları kavramsal olarak birbirinden ayırıp gerçekten ayırabildiğinizde adapte edebilirsiniz. Benim tutku içindeki süper güç kitabımda anlattığım bir hikaye vardı. E, Taksim Yeditepe arasında İETT otobüs şoförlüğünü yapan bir Hikmet abi vardı. Hikmet Yılmaz. Ve Hikmet Bey Hikmet Yılmaz bütün yolcuları tarafından çok sevilen bir insandı ta ki emekli olana kadar. Şimdi bir otobüs şoförünün yaptığı işe getirebileceği ona neşe veren şey ne olabilir? Hikmet Yılmaz için aile ortamını sağlamaktı. Fakat bir otobüs düşünün ki yolcuları sürekli değişiyor. Yani siz bir yolculukta gidiyorsunuz ve hani yolcular iniyor biniyor, iniyor biniyor hani nasıl bir aile ilişkisi kurulabilir? Bir şoför bunu nasıl yapabilir? Evet değil mi? Mantıksız geliyor. Fakat Hikmet Yılmaz bunu yapabilen bir insandı. Ve bütün yolcularıyla, çünkü belli bir rutta gidiyor geliyor ve insanlarla sıkça karşılaştığını fark ediyor. Ve insanlara değer vererek bir aile babası gibi onların indiği bindiği yerleri kontrol ederek, durağa geç kalıyorsa mesaj göndererek ben geç kalacağım fazla bekleme hava soğuk diyerek insanların özel günlerini doğum günlerini hatırlayıp bindiği zaman kutlayarak ve aynı şekilde de karşılık görüyor ve o otobüsün yolcuları Hikmet Yılmaz sayesinde böyle sıcacık bir aile oluyorlar ve hatta doğum günü partileri düzenleniyor ve Hikmet Yılmaz emekli olduğunda da bir emeklilik partisi düzenleniyor yani gerçekten çok samimi korunaklı bir ilişki kuruluyor ve Hikmet Yılmaz işini çok sev severek yapıyor. Ve yolcuları da onu çok seviyor. Niyet varsa her zaman bir yol vardır. O yüzden yaptığınız işi değiştirme şansınız yoksa bunun için üzülmekten vazgeçmeye niyet edin ve o işi sevmenize hizmet edecek yeni bir anlamı, yeni bir eylemi bu işe nasıl adapt edebileceğinizi sorgulayın ve ona niyet edin. Bununla meşgul olun, buna odaklanın. O zaman o yol, o kapı sizin için açılacaktır. Evet, umarım bu yayınımı çok beğendiniz. Az değil, çok beğenmenizi arzu ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basın. Henüz abone olmadıysanız olun. Kanalıma büyümesine ve daha fazla insana ulaşmasına Katkı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da merakla okuyorum. Lütfen yazın. Tekrar görüşmek üzere. Tutkuyla ve sevgiyle kalın.